kızım, vallahi size olanlar olmuş. Sen topağacı gibi yeri bırak da... Anne, unut topağacını. Ama size ne kadar söylemiyor ki zaten, ay sende. Buyurun efendim, şöyle buyurun. Buyurun. Aman kedi işte, ne olacak? Kedi değil, canavar bu! Tekme! Ay, 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 biraz dikkatli ol anneciğim! Aa, maşallah kabahat benim ha, pes vallahi, pes doğrusu sana! Ayol, bu minare gibi yere mi çıkış? Ay, yavaş yavaş çıkarız anneciğim! Hem nesi minare gibi? Yarı ömrüm gitti benim! Aman anne! Büyütme işi! Ayol, ev mi burası yoksa tımarhane mi? Merdiveniyle gürültüsü çok ama kirası az! Düşün anne, 300 lira! Ah, harika! Ayol, neresi harika bunun? Setertası gibi bir yer burası! 300 liraya saray sayılır! Burası da mutfak ha! Ayol, burada yumurta bile pişmez! Oh, hevesimi kaçırma anne! Vallahi oturacak sizsiniz! Bize göre hava hoş! Nedir yani, sen 17 odalı saray gibi yeri bırak, kalk gel burada otur! Neymiş, damat bey çok gururluymuş, iç güveylik yapamazmış... ...karısını kendi parasıyla tuttu, evde oturtacakmış! Nihayet beğenip kabul ettiniz değil mi efendim? Ettik, ettik tabii! Peki! Eşya işini ne yapacaksınız? Aa, kolay anneciğim! Nesi kolay ayol? Şu üç karışlık yere yalnız karyolanız bile sığmaz! Evdeki karyolayı unut anne, dışarıdan alacağım! Aa, o neden o? Söylemiştim ya anne, Orhan her şeyin kendi parasıyla alınmasını istiyor! Hayret! Ey kızım, alemsin vallahi! Kocanın parasıyla olsun diye bit pazarlarından eşya mı alalım bit yani? Bit pazarı mı? Tabii ya, neden olmasın? Aa! Aa! Evet ablacığım, ne diyordum, ona parmak basacaksın... ...bu gramofonun kıymeti harbiyesi tarihi oluşundan nersidir yani! Ay yok, toz toprak kurt yuvası! Of, yok canım, yapma yengeciğim, dur yahu yapma! Içine. Ne diyordum yenge, bu gramofon milletini keşfeden adamın yaptığı ilk gramofon! Ayol, vallahi yani, seni ecinler basmış! Bu silpintinin nesini alacaksın? Çöpe atsan çöpçü al! Ay ya! Yok canım! Baksan şuraya, kurgusu bile dönmüyor! Ne hadi kurgusu paslanmış. Canım, dur bakayım dur! Sen de amma müşkülat çıkarıyorsun be hanım yenge! Bu gramofonun hususiyeti döndürüp çalacaksın! Döndürüp döndürüp öyle çalacaksın ama siz bilirsiniz yani! Ya peki kalsın size göre değil! Sen ne kelam ediyorsun be hanım yenge! Koskoca İngiltere Müzesi'nin müdürü... ...müzeye almak için avuç dolusu para döktü de... ...namussuzum gene! Vermedim bu malı! Verseydin aptallığına doyma! Aptallık değil! Milliyet meselesi yenge! Ay aman ne çene ne çene! Sen de bu çene var ki adama Beyazıt Kulesi bile satarsın! Evelallah yengem! O satma anne, alıyoruz işte! Aslan yiğitim benim! Gördün mü küçük ablacığım, maldan nasıl anlıyorsunuz yani? Hele bu malı al, öyle bir kelepir kapattın ki... ...bir kullanmaya başla göreceksin! Güzel bir saray koltuğu! Bu mu? Beğenmediniz mi valide? Üstüme iyilik sağlık! 3.30'unda kazık kadar herifin nereden validesi oluyor ben kızım? O yaştan değil, hürmetten öyle dedi anne! Ay, saatinizin dudak büktüğü bu koltuk, Louis Kenz! Hadi! Ama anlayana tabii! Bu mu? Bu ya!
Anne! Hadi, hadi annesi ya! Padişah efendimiz hazretleri, bu koltuktan başkasında rahat etmez! Nereye seyahat buyursalar, mutlaka beraberinde taşırlarmış! Aldık koltuğu! Ay merak ettim, doğrusu şu hurdanın rahatını bir kere oturacağım, buyurun, ne olursa olsun! Buyurun. Ha şöyle! Rahat edin efendim! Orhan! Sen ne arıyorsun burada? Seni bekledim! Sana müthiş bir sürprizim var! Müthiş sürpriz mi? Bir tek gün içinde yaptıklarımı bir bilsen! Anlat bakalım neler yaptın! Yangın kulesinde olmadığımıza eminsin, değil mi şekerim? Ne şakacısın! Daha kaç kilometre çıkacağız? Hiç, çok sayılmaz! 5 katçık daha var! Böyle gökyüzünde bir kat tutacağını bilseydim, edebiyat öğretmenliği yerine jimnastik öğretmenliğini seçerdim! Ya da pilot olurdum şekerim! Nasıl buldun Orhan? Çok güzel değil mi? Gerçekten büyük bir sürpriz! Gel gel, şu manzaraya bak! Tablo gibi değil mi? Fevkalade! Oh, ne romantik erkeksin! İnsanın senin gibi cici bir karısı olursa tabii! Peki eşyaları nasıl buldun? Dahası var! Düşün bir kere, telefonumuz var! Gündüzleri seni özledim mi? Alo, Orhan! Ya şu kral koltuğuna ne buyurulur? Louis Gans! Nefis! Kim bilir ne kadar rahattır karıcığım! Rahatmış ya! Buyur! Sevgilim, koltuğun usulünü söylemeyi unuttum! Bunun usulü de bu işte! Yavaş yavaş hepsinin usulünü öğreneceğiz! Çarşıda, bakkaldan kasaba kadar bütün esnafla kavga ettim. Ama hizaya da getirdim hepsini. Ne aferin! Bugünün en önemli olayı ne biliyor musun? Bir tane kedi yavrusu aldım. Harika! Harika ama ben şu kızarmış tavuğu tercih ederim.
Oh mis gibi! Sen eşsiz bir aşçısın sevgilim. Doğrusu ressam olmalıymışsın. Şu masaya bak! Sofra değil tablo! Fena mı olmuş Orhan? Nasılmış? Üzülme yavrum, bu ilk deneme. Galiba yanlışlıkla makine yağı kullandın. Aç kalacağız şimdi, ne olacak? Hiçbir şey olmayacak yavrum. Dur bakalım ahbap! O sütün hepsini sana vermezler. Sıhhat için daha iyi. Akşamları hafif ye derler. Neymiş? Akşamları hafif ye derlermiş Kirloş. Çocuklar, edebiyatçıyı gördünüz mü? Öğretmenler odası. Teşekkür ederim. Galiba. Şey, Filiz'im, bak! Yemeğini getirmiştim, be! Filiz! Filiz! Filiz, karıcığım, dur, dinle beni bak! Bak, dinle beni! Dinlemeyeceğim işte, ama bir daha dinle... da sen beni görmeyeceksin! Alo, Filiz sen misin? Eve dönmeni bekledim Filiz. Filiz, bir dakika beni dinle! Dinlemek mi, neyi? İhanetlerini mi, donşanlık hikayelerini mi? Ama şekerim, güzel kızım, tatlım! Bir saniye dinle, ne olur! Hayır, hayır, hayır! Bendeniz Ertiş Tayfur, eski çocukluk ve biricik emsalsiz gençlik arkadaşı öğretmen! Kalbimin en derin köşesinden selamlarım! Sen misin? Evet, ben! Fakat ve lakin bu vaziyeti facian ne? Nasırından askeri kamyon mu geçti? Karım geçti. Karın mı? Demek sen de nikah uçurumuna düştün, yezik! Allah kurtarsın! Bilseydim, çelenkle gelirdim ziyaretine! Bırak gevezeli! Durumu bilsen böyle şaka yapmazdın! Öpüşüyorduk! Öpüşmek? Evlilerin kanuni hakkı! Ama gayri kanuni bir öpüştü bu! Anlamadım! Yani karımla değil, bir başkasıyla öpüştüm! Fevkalade, fevkalade! Nesi fevkalade be? Öpüşürken karım gördü! Ha, şu mesele! Peki sadece o kadar mı? Tabii o kadar! Başka ne olacaktı? Telefon! Ya, açsana be ya! Ne bekliyorsun?
100 papeline 1000'lik koyarım ki karındır. Ve af dileyecektir senden. Oh! Dedik ya! Seni hatırlatacak hiçbir şey istemiyorum. Bütün eşyaları da sana bırakacağım. Eşyaları bana bırakıyormuş. Asil bir kedin! Kapattı. Güzel! Bana bak! Artistsin, senaryo falan da yazarsın. Kafanı çalıştır da inandırıcı bir yalan uydur. Yoksa gidecek karım. Ben de gidiyorum. Ha? Yo yo yo! Dur! Dur! Beni bu dertten kurtarmadan bir yere bir tek adım bile atamazsın. Dalavera hususunda bir dahisin sen. İstersen kurtarabilirsin beni bu dertten. Öyleyimdir bilakis. Gel, Bay Tayfur, otur. Oo, vakit de kalmadı. Dahiler için vaktin önemi yoktur. Dur bakalım. İlkin vaziyeti coğrafinin bir özeti hülasasını çıkaralım. Durum ne? Kahramanlar kim? Meslekleri falan filan. Birinci şahıs benim. Karısını seven kazaya uğramış bir budala. Kazanın cinsi döşler başına. Genç bir kızın Mesume ne bu sesi? Evet. Şimdi bu Buse'ye bir yalan bulmak lazım. Evet, lazım. Neden, niçin ve hangi sebeple dilej? Sınıf geçmiş, teşekkür için öptü. Hakikat bile olsa yemezler onu. Dur oğlum! Çamlıca gazozu değil o iş değil. Yalvarırım, bırak şakayı, hadi! Ben hem içerim, hem konuşurum, hem yazarım, hem de yeterim. Ben buldum bile, buldum! Ne buldun? Bir film! Bir film seyretmiştim, yat bakayım! Bırak şimdi filmi ya, çıldırtacaksın beni be! Çıldırmayı bırak da çıkar aşağıya kapağını! Aaa, bırak şimdi, ne yapıyorsun? Devamı kullanıyorum azizim! İyi ama... Dinle, filmdeki enayi... Enayi sensin! Filmdeki diyorum, karısı tarafından... Araklanınca arkadaşı ayaklarla noktalar yapıyordu. Dur yahu, ne noktası be, ne noktası? Milli Emniyet Yanı'ya noktası, polis safiyesi noktası! Saçmalıyorsun! Sakin ol oğlum, böyle telaş... Senin gibi dünya çapında bir sivil polise yakışmıyor, anladın mı? Ne alt ediyorum şu efendim? Öğretmen pozisyonu altında, kahraman bir hafiyesin! Demek hafiyeyim! Hadi, çek arabanı, sersem o şafı! Bu mu deha? Yardım et dedik, alay etmeye kalkıştın! Böyle ahmakça yalan olsa olsa senin o saçaklı sevgililerin yutar! Oğlum, kadınların saçaklısından en kültürlüsüne kadar hepsi palavra yutmaya hazırdır. Hem nasıl olsa davayı kaybetmişsin be oğlum, bir denemeyle bir tarafın eksilir mi? Ha? Belki öyle olsun. Ha, şimdi yalana inandıracak vesika bulmaya gidelim. Bir hüviyet... Bir çakal almaz tabanca, biraz da ona palavrayı destekleyecek 250 gramlık hafiyelik hikayesi! İstersen şimdi ezberlettiğin deli saçmalarını tekrarlayayım. Dinliyorum! Ben uluslararası ünlü bir hafiyeyim, numaram 4064. Orta Doğu Teşkilatı'nın reisiyim. Aferin! Şefimin numarası çift 066. Ondan Beyoğlu posta kutusu 41,5 numara ile temasa geçiyorum. Tamam! Ajanlar arasındaki tanışma ve rütbe ayaklardaki noktalar. Bende 4, sende 3 tane... James Bond'ta da 5 tane var. Helal! Aferin, geçtin sınıfı! Nereye gidiyoruz? Filmcilere kostüm kiralayan Niyazi var ya o ne? Oo, hoş geldin Tayfur. Hoş bulduk. Hayrola, hayrola.
Arkadaşa bir tabancayla bir de gizli emniyet teşkilatı hüviyeti lazım. Bey artist mi? Film için mi? Hususi film çevirecek. Parası peşin. Bırak şimdi ahiret sualini sen. Vallahi tabanca neyse ama hüviyet veremem. Ha? Öyleyse muhterem yengemize zat-ı halinizin figüran Leyla ile olan macerasını iletmek bendeniz için vicdani bir vazife olacak. Pek, yarın gel. Hayır evladım, hayır. En geç yarım saate kadar almamız lazım. Hayati bir durum çünkü. Pek, oldu. Ne olur birkaç dakikacık dinle, yalvarırım kırma beni. Çeneni boşuna yoruyorsun Orhan. Bırak kolumu yoksa seni daha fazla kırabilirim. Seni seviyorum Filiz, ömrüm boyunca da seveceğim. Artık hiçbir hissin ilgilendirmiyor beni. Sen de beni seviyorsun. Ha? Hayır sevmiyorum, sevmiyorum işte. Hayatımda senin yerin yok artık. Nasıl, imkan var mı buna? Bunun sebebini biliyorsun sen de. Ama ufacık bir pire için koskoca bir yorganı yakma Filiz. Yakma! Ha? Bu da kim? Bendeniz Ertiş Tayfur. Evet, Tayfur. Çocukluk ve asker arkadaşım. Ve meslektaşım. Öğretmen mi? Hayır, başka bir sahada. Gizli bir saha, neyse ben rahatsız etmeyeyim sizi. Tayfur, dur! Ne kadar çabuk giderseniz o kadar iyi edersiniz. Hayır, kalsın ve yardım etsin. Dostum, şahit olun aile dramımıza. Karıma açıklamak zorundayım. Çıldırdın mı yoksa? Nasıl açıklayabilirsin? Sen aklı başında bir adamsın. Evet, yerden göğe kadar hakkım var Tayfur. Fakat hakikati karıma anlatmam lazım. Hayır! Anlatırsam vatan haini derler mi bana? Bilmem ama... Vatan, aile ocağı yuvasından daha mukaddestir. Bunu saygıdeğer karıcığına anlat. Anlat, hadi. Filiz, yavrum... Vazifem o kadar mühim ki her yerde senin beni affedip affetmemenle ilgilenmemek zorunda kalıyorum. Neymiş o mühim vazifen? Açıklarsam eminim ki sorduğun için vicdan azabı çekeceksin. Yok canım! Son defa soruyorum, beni affedecek misin? Hayır, etmeyeceğim! Filiz, son fırsat bu! Umurumda bile değil! Al yüzüğünü! Dur, gitme! Bir dakika! O kızı öptüm! Öptüm ama vazife icabı Filiz! Aman ne vazife! Ben uluslararası casusluk teşkilatında gizli bir emniyet ajanıyım. Ajanı idin. Şimdi maalesef o vazifeden ayrılmış bulunuyorsun. Gizli ajanmış. Utanmasa James Bond olduğunu söyleyecek. Senden daha akıllıca bir yalan beklerdim Orhan. İnan Filiz, doğru söylüyorum. Kuzum, sen öğretmen misin, ajan mısın? Her ikisi de. İnan bana, teşkilatta çok mühim vazifeler görüyorum. Öpüşerek mi? Öpüşmek bir şey mi hanımefendi? İnsan vatanı uğruna bazen çok daha ileri gitmek zorunda kalır. Sen sus terbiyesiz! Bak, öpüştümse... Sen bir hainsin! Dur be şimdi, dur! Bak, biz casusların sırlarını çalmak için nelere katlanırız biliyor musun? Ha? Bilirim! Öpüşürsünüz Ajan Bey! Öğretmenlik yaparken ne zaman fırsat buldunuz ajan olmaya? Ajan diye bayrak çekerek dolaşan adam demek değildir hanımefendi. Her biri ayrı bir mesleğin arkasına gizlenirler. Siz ikiniz de tımarhaneliksiniz. Ne derseniz deyin, inanmıyorum. Var mı ötesi? Yutacak! Devam. İnanmazsın tabii. Çünkü seninle evli olduğum halde kocanı tanımayacak kadar safsın.
kim, ben mi? Bir de akıllı geçinirsin sözüm ara. Bak, bak da anla. O noktalar da ne? O noktalar da neymiş buyuruyorlar. Sen söyle, kimlerde var başka? Orhan, Orta Doğu şefi 4 tane. Bende 3 tane, James Bond'da 5 tane. Şimdi fikriniz nedir efendim? Hı? Efendim? Benim fikrimi öğrenmek isterseniz sayın bayım, tabancanızı teslim etmek zorundasınız. Ha? Ama hayır, hayır! Bana tabancanı ver dedim. Sana hem çocukluk, hem askerlik, hem de meslek arkadaşım olarak rica ediyorum. Bu olayı unut! Asla! Demek, benim bu kutsal vazifeden atılmama göz yumacaksın. Ben görevimi yapıyorum, hadi! Tabanca! Ama... Aman ne komik, mantar tabancası değil mi? Evet küçük hanım! Bir çeşit mantar tabancası, çekirdek eter. Kimlik kartını ver! Şu meşhur kimlik kartını verir misiniz bir bakayım? Maalesef Filiz hanım! Veremezsiniz, çünkü palavra da onda! Yasaktır! Otobüs pasosu değil bu! Düşündüklerim doğruymuş! Kimlik kartını göstermek nizamnameye aykırıdır şekerim, ağır cezası vardır! Ağır da ne kelime! Kurşuna dizilmeye kadar yolu var! Birkaç dakika için inanır gibi oldum! Tabancana, topukta rütbe noktaları, esrarlı davranışlar... O kadar şamata ettiniz ki, düşünmeye bile vakit bulamadım! Ama bu kadar ispatlı şahitli vesikadan sonra da inanmasan ayıp! Bu bayat numaraları çocuk bile yutmaz! Acıdım sana dostum! Kocasına güveni olmayan bir kadınla yaşamak çok zor şeymiş meğer! Hani geç kalmıştınız? Gidecektiniz! Aa, sıkıldım artık! Öyle de kabiliyetsiz aktörlermişsiniz ki! Ver şunu bana! Bak da anla! Belki söylediklerinden utanırsın! Koyuyorum şuraya! Pek komik şey Bay James Bond! Bu herhalde şoför ehliyeti olsa gerek! Bu karta baktığın zaman yaptıklarına hayatının sonuna kadar pişman olacaksın! Görmeden bahse girerim ki... Orta Doğu Gizli Emniyet Ajanı! Orhan, demek sen... İnatçılar Kraliçesi bize inandığına göre müsaadelerini rica edebilirim! Şey... Allah'a ısmarladık! Güle güle Tayfur! Özür dilerim, her zaman da beklerim sık sık! Düşünürüz! Beni affettin mi sevgilim? Hmm, bilmem! İstersen diz çöküp yalvarayım! Ben senin kadar zalim değilim! Bir gülümseme, bir öpücük ver güzel burnundan yeter! Kim bilir başından ne tehlikeli olaylar geçmiştir! Bir gün silahlı bir adam... Aa, önemli değildi! Seni yalancı, beni korkutmamak için böyle söylüyorsun değil mi? Yok canım! Alışanlar için tehlike, nefes almak kadar basit bir şeydir. Aa, ya ölüm korkusu? O davacı va! Hem düşünme bunları canım! Seninle ne kadar iftihar ettiğimi biliyor musun? Ya benim seni ne kadar çok sevdiğimi biliyor musun? Affedersiniz, Orhan Bey'in hanımıyla mı teşerrüf ediyorum? Evet efendim, buyurun! Adım Hulusi, Hulusi Çelik. Milli Emniyet Müfettişi. Aa, şöyle buyurmaz mısınız? Ayağınızdaki rütbe yıldızlarını görürsem derecenizi hemencecik anlarım. Teşkilatınızın bütün inceliklerini biliyorum. Ya, öyle mi? Sizin topuğunuzda kaç nokta var? Ne noktası? Affedersiniz!
Bu gibi şeyler sırdır. Sormamam gerekirdi, değil mi? Biliyor musunuz? Siz kapıyı vururken ben telefonda kocamla casuslar hakkında konuşuyordum. Ya! Kocam yakışıklı olduğu için teşkilatın kadın casuslarıyla öpüşmek vazifesi de ona düşüyor. Demek öyle. Ah, Orhancığım, gerçekten fedakar bir insan. Ben onun James Bond'u geride bırakacağına inanıyorum. Evde yok şimdi, değil mi? Okulda. Aa, tabii. Buraya niçin geldiğinizi biliyorum. Ya, öyle mi? Bakın, sizle açık konuşayım. Başka kadınlara benzemem ben. Benzemiyorsunuz. Sır saklamasını bilirim. Aa, tabii. Size mukaddesatım üzerine yemin ederim ki kocamın Orta Doğu Uluslararası Casusluk Teşkilatı şefi olduğunu kimse benim ağzımdan öğrenemez. Asla, asla söylemem. Hulusi Bey, size bir şey sorabilir miyim? Benim yerimde siz olsanız ne yapardınız? Kim, ben mi? Siz. Şey, hiçbir zaman kadın olmak aklımdan geçmedi. Yok yani, öyle değil. Şeyi söyleyecektim. Yabancı değilsiniz nasıl olsa. Değilim tabii, anladın. Doğrusu, kocama güzel bir kızla öpüşürken görünce ilkin ayrılmaya karar verdim. O da ne yapsın? Ne yaptı? Yuvamızın yıkılmaması için gerçeği söyledi. Casus teşkilatından olduğunu, kızları da sırf vatani vazife olarak öptüğünü anlattı. Ama korkmayın, sadece görevinden bahsetti, o kadar. Devlet sırlarını filan açmadı. Ya. Aha, büyük fedakarlık tabii. Düşünün, karısına aşık bir adamın casus kadınlarla... Onlarla öpüşmek. Ne kadar anlayışlıyım, değil mi? Çok. Şey, kocanız kaçta döner? Akşama. Şu halde ben tekrar uğrarım. Şimdilik müsaadenizle. Siz bilirsiniz. Kocam eve gelince onu aradığınızı bildirin. Yo yo, söylemeyin, daha iyi. Sürpriz yapmak istiyorum da. Anladım. Hoşça kalın. Güle güle. Çok heyecanlı meslek, değil mi? Evet, öyledir. Demek kadın kocasını öpüşürken yakalayınca... Bizim açık gözde kostümcü Niyazi'den aldığı sahte hüviyetle karısına gizli ajanım casusları tutmak için öptüm demiş. Bu basit bir aşk meselesi başkomiserim. Vallahi fena fikir değil. Bak, şu yaşa geldik, böyle bir numarayı biz düşünemedik. Bunlar daha çok genç başkomiserim. Ama bizden açık göz. Akşama oğlanı kenara çekip bir daha böyle bir halt karıştırmaması için kulağını çekeceğim. Peki, keyfin nasıl isterse öyle yap. Ajanlar hava kadar sessiz olmalı. Sen hafiyelerin en müthişisin. Ama ben de aşçıların. Sana öyle güzel yemekler yaptım ki. Ooo! Parmaklarımı da beraber yiyeceğim, değil mi? Ooo! Bu da öyle. Soframıza ne buyurulur? Herhalde dünyanın en mutlu çifti biziz. Canım benim! Sen de şu gülleri kabul eder misin sultanım? Orhancığım! Filiz, sana çok... ama çok önemli bir itirafta bulunsam... Hayır, hayır! Ama dinle beni sevgilim! Asıl sen dinle, ben bir itirafta bulunayım. Bulun bakalım. Ben seni seviyorum ama... Aması ne? Doğrusunu istersen biraz pısırık buluyordum. Hani şey... Anlıyorum. Öyle sanıyordum ama senden iftihar ediyorum artık. Ah, ne fedakarlık isteyen bir meslektesin. Burnumun haber verdiğine göre tavuk hazretleri yanmak üzere galiba. Eyvah, galibası yok, yanmıştır! Ha?
Yanık daha lezzetli olur, merak etme. Orhan, kapı çalınıyor. Ha, kapı. Merhaba. Ha? İnsanın huzur verici bir yuvası olması ne iyi şey. Niye geldin onu söyle. İhtiyatlı aile, kışı yazdan düşünüyor. Kömür kokusu sarmış her yanı. Tavuk kokusu ile kömür kokusunu ayıramıyorsun, ayıp vallahi. Bizden yemeğe kalırsın değil mi? Yemekten önce mühim şeyler var. Önce müjdemi vereyim. Ha? Ne müjdesi? Teşkilatımız seni affetti. Aa, yaşadık Orhan! Tabii, senin gibi müthiş bir ajanı bırakabilirler mi kolay kolay? Bırakamazlar tabii. Orhan'a bütün teşkilatın ihtiyacı var. Bu sevinçli günümüzde yalnız mı bırakacaksınız bizi? Sen de söylesene Orhan. Ya, söyleyeyim. Kalsaydın, kalsaydın ya! Müjdemin üzerine acı bir haber. Maalesef sen de kalamayacaksın yemeğe. Ha? Kalamayacak mıyım? Peki ama niye? Vatan vazifesi. Ne vatanı? Konserve vatan değil tabii, mühim bir iş. Hadi be, senden ne mühim işim olacak benim? Müthiş iki kadın casus yollamışlar. Kadın casus mu? Hidrojen bombası patlatılmaya uygun yerleri tespit etmek için. Hadi be oğlum, çabuk ol, kımılda biraz! Ben gelmiyorum. O ne biçim laf? Canım istemiyor dedim. Ama sevgilim, olur mu? Hiç daha bugün affettiler. Seni teşkilatı affettirinceye kadar canım çıktı. Ya? Gene affederler nasıl olsa. Canım, bu geceyi karımla baş başa geçirmek istiyorum. Aman şekerim, iş bu. Kendime izin verdim bugün. Vatani meselelerde şaka yapılmaz. Hadi bırak numarayı, ya benden gelirsin ya da divan-ı harbe verilirsin. Oh, haklısınız, ayıp bu yaptığın Orhan. Karın senden çok milliyetçi. Hı. Daha akıllıca düşünüyor. Hıyaneti vatan suçundan kurşuna dizilince... Kurşuna dizilince mi? Görevden kaçtı diye madalya vermezler adama. Doğru ya, yalvarırım git Orhan vazifenin başına. Pekala, ne yapalım? Öyle olsun. Kurşuna dizilip de akıllı ve ileri görüşlü karımı ağlatmamak için gidelim bari. Tabii ya, casus meselesi bu. Casus! Hem de kadın! Hem de ne kadın! Hiç meraklanma! Bir saatte... Hatta yarım saatte dönerim. Şey, bunlar yarım saatte halledilecek cinsten iş değil oğlum. Ben senin yerinde olsam, dönüş saati hususunda pek söz vermezdim. Pek merak ediyorum, nasıl bir iş bu? Çok mu tehlikeli acaba? Öyle sayılır. Hani Orhan'ı yakaladınız ya öpüşürken, onun gibi tehlikeli bir iş. Bu düşmanlar da hep kadın casus mu kullanır? Yabancı ajanları biz kadın değil, zehirli bir yılan gibi görürüz. Sahi mi? Peki bu geceki nasıl bir iş? Gül lokantasında buluşacağız. Bütün planlar hazır. Ha. Teşkilat, kızlarla oturacağımız masaya gizli mikrofonlar yerleştirdi gündüzden. Mikrofon ha? Evet, minicik mikrofonlar. Peki sonra? Sonrası, biz kızlarla oturup güya aşıklaşlık ederken... arada Orhan'la numaradan tuvalete çıkacağız. Yalnız kaldıklarını sanan kızlar da rahatça konuşacak. Teşkilatımız öte yandan kızların bütün konuştuklarını izleyecek. Ne heyecanlı! Keşke ben de casus olsaydım. Yeter artık Kayfur, yeter! Tamam oğlum, haklısın. Boş bulunup fazla ileri gittik. Filiz Hanım, bu konuştuklarımızı tamamen unutursunuz değil mi? Bana güvenmiyor musunuz yoksa? Tayfur! Kimseye güvenmeyeceksin bu dünyada! Bana da mı? Sana da, kendime bile! Mesleğin kaidesi bu tabii. Hadi gidelim artık, yürü! Kendini iyi koru Orhan! Merak etme karıcığım! Yemek için dönüşünü bekleyeceğim! Beklemenizi tavsiye etmem, hoşçakalın! Güle güle! Yürü! Senden iftihar ediyorum Orhan! Bana bak palavracılar şahı, bu sersemliğin için bir gün kafanı kırarsam hiç şaşma! Teşekkür edici yerde! Teşekkür ha! Gebertmedim dua et be! Yavruları görünce utanacaksın bu kabalığından! Ben evliyim be, karımı da seviyorum!
Ne işin var sürtüklerle? Bunlar birbirlerinden ayrılmıyor, yapışık sanki ikisi. Ben istemiyorum, mesudum, karımdan başkasında da gözüm yok. Oğlum, kaçamak evliliğin cilasıdır. Hem bu seni kurtarışımın kefaretidir. Ne ben şimdi? Peki, 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 kızma be oğlum. Seni gördükten sonra ben de evlenmeye karar verdim. Sen derler. Ah, bilsen şekerim, düşün, James Bond'un İstanbul şubesiyle evlenmişim. Ha şey, unutma sakın, bütün bu söylediklerim devlet sırrı. Bir duyulacak olursa hepimizi kurşuna dizerler, lamıcımı yok vallahi. Ah, hoşça kal Jale'cim. Kapı vuruluyor. Mutlaka Orhan'dır, tabancasını unutmuştu giderken. Belki de onu almaya gelmiştir. Bay bay. Aklınızda bulunsun. İlle de ateş edecekseniz hemen ateş edin, yoksa karşınızdaki elini çabuk tutup sizi öldürebilir. Affedersiniz, şey, kocam silahını unuttu da vazifeye giderken onu almaya döndü sandım. Buyurmaz mısınız? Ne vazifesiymiş bu? Nasıl ne vazifesi? Kuzum, size planlarını söylemediler mi? Maalesef. Aa, ayıp şey doğrusu, ne biçim teşkilat bu canım, kimsenin kimseden haberi yok. Bütün gün dışarıda görevdeydim, onun için öğrenemedim. Merak etmeyin, ben biliyorum, anlatırım size. Bizim Orhan'la Tayfur gül lokantası var ya hani? Evet. İşte orada iki müthiş kızla yemek yiyecekler. İki kızla ha? Hmm, güzel iş doğrusu. Ama ya tehlikesi? Doğru ya, tehlikesi de var. Hidrojen bombası patlayacak yeri tespite gelmişler, casusmuşlar. Vay vay vay! Bilmeyen de onları kadın yerine koyar. Halbuki zehirli yılan sayılır meslektekiler için, değil mi? Ha tabii, tabii! Ama bizim teşkilata söker mi? Masanın altına mikrofon koymuşlar, mikrofon! Öyle mi? Tabii! Orhan'la Tayfur tuvalete gidince kızların aptalca konuşması teybe kaydedilecek. Ne akıllılık değil mi? Ha çok çok! Merhabalar. Sanki tanınmadığımız bir yere gidemez miydik? Oğlum, bu işin en güzel tarafı açık davranmaktır. Sonra elinde karından koparılmış kapı gibi izin kağıdın var. Sen istemedin, o zorla yolladı. Ah, geldiler. Hem şu şomasını kapa da bak. İşte bizim kumurlar da gelmişlerdi, yürü bakalım. Affedersiniz, geciktik biraz. Hoş geldiniz. Rica ederim bilakis. Takdim edeyim, arkadaşım meşhur prodüktör Orhan Kurtuluş. Ve Tanrı'nın medarı iftarı en güzel iki kızı, Lale ve Gül kardeşler. Birbirlerinden güzel iki çiçek. Soldaki benimki dikkat edelim. Ve işte böylece tanışmış oluyoruz artık. Çok da müşerref olduk. Ben de öyle oldum. Ben de. Spesiyel makarnanız. Harika azizim, sırf bu yemek için İtalyan tabiyetine geçebilirim. Emin olun. Ayol, bu cambazlık gibi bir şey, ben kaşıkla yesem nasıl olur? Aa, göğsüme kaçtı! Hey, çapkın mekerle! Kaçışı yeri nasıl da biliyormuş! Sabret güzelim, kuyruğundan yakaladım hamsi makarnasının! Tavuk göğsüne dönmüş makarna! Canım! Biz çok marifetliyiz, biliyor musunuz? Aa, çok iyi! Bilakis sinema sahasında bizden çok faydalanabilirsiniz! Belli, belli! Sesimiz bir kere çok güzeldir! Ya! Harika canım, harika! Buna sesi şürüp derler, şürüp! Sonra Alaturka'dan danstan yeğeye kadar her bir dansı ekstra yaparız. Çiğatürüydüm.
derler böylesine. Ön permende ön marifet. Orhan Bey, nasıl itibarı almaktır işimiz. Tabii, tabii ya. Rokutson'la çevireceğimiz filmin şerefine! Şerefe! Rokutson'a da bayılırım, hele o kazık gibi boyuna! Ben Alain Delon'la oynamak isterdim, kabil mi? Bilmem! Siz isteyin kafi! Her kim artist olursa oynatır şerefe! Şerefe! Oo, hoş geldiniz Filiz Hanım, hoş geldiniz. Tanıtayım, Gizli Milli Emniyet Şefi Hulusi Bey. Memnun Şu oldum. Anda vazife halindeyiz. Memnun oldum efendim. Acaba yandaki masayı bize verebilir misiniz? Nasıl emrederseniz efendim, buyurun, buyurun. Her önünüze gelene meslek ve işimizi söylemek mecburiyetinde değilsiniz. Oh, affedersiniz ama merak etmeyin, o da bizden sayılır. Bilmiyor muydunuz yoksa? Ben biliyordum da, yani sizin bildiğinizi bilmiyordum. Şunlara bakın hele! Hay Allah'ım, casustan çok mahalle kızına benziyorlar. Öyle! Ama iyi makyaj yapmışlar, casus olduklarından kim şüphelenir ki? Hiç, Allah hiç! Aa, biraz iyi oturun! Bizi görmeleri hiç doğru olmaz! Olur! Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum! Casus kızların tuvalete gitmelerini! Ha, şu mesele! Onlar çıksa da Orhan'ın tabancasını versem! Ah, Orhan Bey'le bir yalnız kalsak da şöyle iki satırda ben konuşsam! Ne heyecanlı değil mi? Evet! Tabii siz alışıksınızdır böyle şeylere! Yo! 40 yıldır bu meslekteyim ama böylesine alışık değil! İşkine harika! Tam formumdayım, sen? Ben daha da formundayım, bunu yakında anlarsın! Ya! Oğlum! Gel, gel! Buyurun! Bize bu işkilerden birer tane daha getir! 1, 2, 3, 4, tam 4 tane! Başlayalım! Hadi bakalım! biraz da meslekten konuşalım mı? Ayhan Işık'la son çevirdiğin film konusu neydi bakayım? Bir arkadaş katilini anlatıyor. Ah, çok enteresan! Arkadaş arkadaşı öldürür mü ya? Hem öyle bir öldürür ki... Belki bu yakınlarda bir gün gazetelerde bu konuda gerçek bir haber okursunuz. Yaman adamdır şu Orhan ama film prodüktörlüğü çok zor ve yorucu bir iştir. Oh, yaşayın çocuklar, çok yaman ikisi de! Devam edin, devam edin! Gören de 40 yıllık artist sanacak. Tam çapkın rolü yapıyorlar. Öyle. Ah, onlarla o kadar iftar ediyorum ki! Bir de bana sorun! Kızları bir kere konuştursalar mesele kalmaz! Dünyanın da içkisini içtiler, nereye sığdırıyorlar şaşıyorum! Vallahi o ciheti bilmem! Bizim mesleğimizin dışında kalır! Aa, bizimkiler kalkacağına kızlar kalktı! Öyle! Bari gizliden gidip onlara bizim de burada olduğumuzu söyleyeyim. Lüzum var mı buna? Kendilerini emniyette hissederler. Doğru, memnun olurlar. Kepazeliklerin acısını çıkaracağım, göreceksin. Sen de buldun bunuyorsun be! Ayağına kadar caniko gibi iki kız getirdik, fıstık gibi! Zavallı Filiz, şimdi sofra başında heyecanla bekliyordur beni. Ne o? Sakin olun! Sakın sesinizi çıkartmayın! Burada bir milli emniyet müfettişi var! Ha? Eve geldi, sizi bulamadı! Şimdi burada! Etrafı gözlüyor, tabancan da çantamda! Tehlikeli bir hal olursa hemen getiririm, korkmayın!
Bana bak, yoksa kızcağızı kandırmak için evime aktör mü yolladın? Vallahi ben göndermedim. İstediğin yemin ederim. Sahi mi söylüyorsun? Vallahi ben göndermedim yahu. Şimdi mahvolduk. Oh! Söyledim burada olduğunuzu, rahatladılar. Selamlaştık da. Hay telefon seni icat edenin be! Çaldı! Alo! Benim canım Lale! Bir şey soracaktım. Sor bakayım cicim. İki inek yemeğe davet etti. Aa, sağmak için değil canım. Biri film şirketi sahibiymiş, adı Orhan. Rokutsan'la çevireceği filmde bana başrol oynatacakmış. Herif uyutmuş sizi be! Palavracının acem cinsine rastlamışsınız, atlatın! Hınzırlar, az daha faka bastıracaklardı bizi. Yutmamız akıl kalmıştı miskin herifler. Bir fırsatını bulsam ikisini de bir kaşık suda boğarım. Ben de. Biz kül yutar mıyız be? Hani Ankara'daki o iki herife yaptığımız numarayı bunlara da yapsak ne dersin? Felekleri şaşar derim. Hadi yürü. Teşekkür ederim. Ah! Mahvolduk, felaket! Sakin olun önce, oturun da öyle konuşun. Onları öldürecekler! Fark etmişler ne olduklarını! Öldürecekler, peki mi? Bizimkileri canım! Niye ama? Niyesi var mı? Aşan olduklarını anlayınca suda boğmaya karar verdiler. Kızlar önce telefonda şefleriyle konuştular, sonra ben tuvalette hepsini kulağımla duydum. Ne yapacağız şimdi? Sadece sakin olun. Anlatamadım galiba. Telefonla bizimkileri öldürmek için emir aldılar diyorum. Ay. Bunda heyecanlanmak için sebep yok. Yok mu? Yok ya! Oh. Bizim teşkilatımız çok kuvvetlidir. Oh, kadınların nasıl canavarcasına ölüm kokan laflar ettiğini duysaydınız! Önemi yok. Hem size bir sır vereyim. Bundan sonra bu korkulardan uzak kalacaksınız. Uzak mı? Teşkilatımızda o kadar kahramanca işler gördü ki... Bu son vazifesi olacak. Biz gidiyoruz. Ha? Gidiyor musunuz? Evet, gidiyoruz. Daha yeni birbirimize ısınmaya başlamıştık. Belki bir işleri vardır. Hadi işimiz var. Ya işimiz Roman, var. Film işimiz ne olacak yani? O da başka zaman. Gidiyorlar! Eyvah, telaştan tabancayı vermeyi unuttum. Yok yani. Ama yakalamak lazım onları. Dinle kızım. Ne dinleyeyim? Of, bırakın kolumu! Canım, siz otursanız da ben yakalarım yavrum, onları. Bırakın! Orhan! Sizi öldürecekler! Al tabancanı! Filiz! Filiz! Ver onu! Ver onu bana! Ah. Bırak! Ne oluyor? Orhan, kıydılar mı sana? Katil casuslar! Hepsini öldüreceğim! Orhan Bey! Tabanca bizi geldi, evet. Katil casuslar! Kıydılar mı sana? Hayır! Kaza mühim değil! Gül lokantasındayım! Çabuk bir sıhhi arabası yollayın! Kim mi yaralı? Kim olacak ben? Ayol, açın da hava alsın! Ne bakıyorsunuz, sinema mı oynuyor? Bari bir doktor bulun! Hadi doktordan vazgeçtik, kolonya verin hiç olmazsa! Açtırıyor seni! Tamam! Tamam! Orhan, canım benim! Korkma, casuslara hadlerini bildirdim, kaçtılar! Merhabalar hanımefendi. Ben Deniz, radyo seyyar röportaj spikeri Kamil. Kıymetli dinleyicilerimize vaziyet hakkında birkaç kelime söyler misiniz? Tabii. Adınız?
Filiz. Bu da kocam Orhan Kurtuluş. Gizli teşkilattan Türk James Bond'u. İşte sayın dinleyiciler, sizlere şu anda bütün heyecanıyla yaşanmakta olan gerçek bir polisiye hikaye sunuyoruz. Genç, güzel bir kadın ve kollarında baygın yatan yakışıklı bir genç. Türk James Bond'uymuş. Şimdi sözü onlara bırakıyorum. Ah, çok heyecanlı dakikalar geçirdik. Evet. Kocam Orhan, hidrojen bombası patlatmak için çalışan iki kadın casusun peşindeydi. Kocam tabancasını evde unutmuştu. Eski dostumuz emniyet müfettişi Hulusi Bey'e koşup imdatlarına yetişelim dedim. Bu ne kepazelik yahu? Nedir bu Hulusi'nin yaptıkları? Masaların altına bizim gizli ajanlar tarafından mikrofonlar yerleştirilmişti. Sesleri banda alınacaktı. Derhal tertibat alıp bu kadınla kocasını yakalayın. Tamam şef. Emirlerinizi harfiyen yerine getirdik. Kadını apartmanına kadar takip ettik. Kapısına güvenilir bir adamımızı diktik. Kirloş, bak bak! Meşhur olduk, gördün mü? Ah sevgilim, ne güzel resim verdiğinin farkında mısın? Sadece uykusuz olduğumun ve başımın ağrıdığının farkındayım. Sevgilim, sen aslında ne öğretmen ne de casus olmalıymışsın. Ya ne olmalıymışım? Artist! Ha? Ha, bir o eksikti işte. Hangi resmim daha güzel, Nonoş? İkisi de. Farkında mısın Orhan? Neyin? Benim resimlerimin sol taraftan daha güzel çıktığını. Gene telefon. Alo? Evet, benim, buyurun. Siz misiniz? Evet, tabii. Ha, çok güzel! Ha, tamam, tamam! Olur, güle güle! Telefon eden kimdi biliyor musun? Falcı değilim ki yavrum, ne bileyim ben kim olduğunu! Gizli teşkilattan biriydi. Senin, benim ve Tayfur'un fotoğraflarımızı çekmek için yarın saat 4'te Tarabya Oteli'nde randevu verdi. Resmimiz çekilecek! Neredeyse heyecandan kalbim duracak! 4'e kadar saçlarımı da yaptırırım! Ne güzel değil mi ha? Seni seviyorum! Sonra mavi elbiseme uyacak, bir de çanta almamız lazım! Tam sırası! Gerçi mavi çantam da var ama olmaz, boncuklu çünkü! Boşuna yorma kendini! Bu telaş arasında resmimizi çekeceklerini sanmıyorum! Niye çekmesinler, niye? Fikir değiştirirler de onda. İşte değil, onlar senden iftihar ediyorlar. Ben de öyle. Hem bana kalırsa bu kadar tevazu hiç de iyi değil. Bak Filiz. Ne oldu, ne yaptımsa seni sevdiğim için yaptım. Beni affetmiş olsaydın her şey değişirdi. O zaman bir takım mecburiyetler beni bu olaylara itmezdi. Doğrusunu istersen şekerim, pek bir şey anlayamadım. Sana bir itirafta bulunsam kızmazsın değil mi bana? Sana kızabilir miyim hiç? Bak yavrum. Bak hayatım. Ah Tayfur! Merhaba. Rahatsız etmeyeyim. Bu ne surat ayol? Siz ajanlarda ne tuhaf insanlarsınız. Uykusuz bir halin var. Benim mi? Ha, gece merkezde mühim planlar tasarladık da hidrojen meselesi bitti tabii. Tabii. Orhan? Hani bana bir şey söyleyecektin Tayfur gelmeden? Neydi o? Yok bir şey değil. Hadi sen bize iki kahve yapıver, olur mu canım? Olur. Böyle surat edersen senden aynı hücrede kalmak istemem.
Aynı hücreyi bırak, senden aynı hapishanede bile olmak istemem, yoksa sıkarım gırtlağını! Bana bak, bırak palavrayı da söyle, suçumuzun derecesi ne? Ne kadar yatarız yani? Ben de merak ediyordum, onun için kanunu karıştırdım. Tam olarak hesaplayamadım ama, milli emniyeti vasıta edip vatana ihanet etmek ve benzeri suçlar için insanı hapse atarlarmış. Hem de 180 sene! Ne yapalım, yatarız. Kelle başına 90'lar yıl eder. Hayır! Adam başına 180 taksimat yok! Ha? 180 yıl yatacağız ha? Kabahat sende! Ne olduysa senin yüzünden oldu! O kız talebeyi kim öptü, ben mi? Kızı ben öptüm ama! Milli Emniyet Ajanı, casusluk, James Bond hikayelerini kim icat etti ha? Onlar yetmiyormuş gibi bir de çapkınlığı alet edip sarışınları çıkarttın başıma! Bütün bunların mesulü kim? Ben miyim? Sensin tabii! Asıl mesul kadın! Hadi canım sen de! Ne günah var zavallıcın? Evet, ne günah var zavallıcın? Ne günah olacak? Kıskançlık! Hadi sen! Hem devran bakalım arkadaşım! Müdüriyetten sizinle tanışmak istiyorlar. Müdüriyet mi? Ha? İfadenizi tekrar vermenizi istiyorum. Yalnız dikkat edin, ağzınızdan çıkan her söz aleyhinize kullanılabilir. Hangimizin önce konuşmasını istersiniz? Bizce daha suçlu görülen Tayfur Bey konuşsun. Meselenin tarihçesinden başlarsak, Orhan benim çocukluk arkadaşımmış şu kaderden. Aynı ebe doğurtmuştu bizi. Süt anamız da aynıydı. Atlayın bu teferruatı! Baş üstüne! Onu çok özlemiştim. Gidip göreyim şu hayırsızı dedim. Gittim ne göreyim, dövünüyor. Beni görünce, Tayfur, aziz dostum, seni Allah gönderdi. Yalvarırım kurtar beni diye boynuma sarıldı ya, boynuma sarıldı. Teferruatı atlayın dedik. Bu işi neden yaptınız, onu söyleyin. Neyi neden yaptık? Ona ajan rolünü oynamasını niye teklif ettiniz, onu anlatın. Şey ya... Baş üstüne! Bu aklıma bir filmden geldi. Buna benzer bir film görmüştüm. Bendeniz sinema ve... Atlas sinema film faslını! Atladım efendim, baş üstüne! Benim için izdivaç mukaddestir. Müsaadenizle, benim naçiz kanaatimi sorarsanız... ...memleketimizde boşanma nispeti fazladır çünküler... Yeter! Yeter artık! Zat halinizden istediğim ifadedir sadece Sayın Bayışgüzar. Vaaz vermeyi bırakın da gerçeği söyleyin. Geliniz! Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bakın efendim, buna bu sabah kaydettik. Ah, evet Filiz'im ben. Ben de gizli ajan teşkilatındanım. Bu Filiz'in sesi. Memnun oldum. Çok zor bulabildim sizi. O kadar çok arayan oluyor ki hepsine birden cevap vermek zor oluyor. Şef sizin eşinizle birlikte resimlerinizin çekilmesini istedi. Aa, ne şeref! Yarın Tarabya Oteli 777 numaralı odaya 16'da gelirseniz memnun oluruz. Tabii geliriz memnuniyetle. Yalnız kimseye söylemeyin. Merak etmeyin. Hoşça kalın. Gizli ajan şefi diye yutturup sizleri kaçırmak istiyorlar. Bizleri mi? Neden? Karınıza oynadığınız oyun basına ve radyoya intikal edince, işi ciddi sanan casuslar da peşinize düştüler. Sırrınızı öğrenmek istiyorlar. İşler hararetlendi! Fakat sır yok ki ortada. Bu hususta kefil olabilirim. Evet, biz de biliyoruz. Ama onlar bilmiyorlar. Sizi ele geçirip bir şeyler öğrenmeye çalışacaklar. Neyi? Şimdilik biz de bunu öğrenmek istiyoruz. Yarın eşinizi alıp saat 4'te Tarabya Oteli 777 numaralı odadaki randevuya gideceksiniz. Fakat biz... Hadi canım siz de, sizin gibi topu 4 yıldızlı bir ajan için bu iş nedir ki? Hem korkacak bir şey yok, bütün tedbirler alınacak. Biz de orada olacağız. Bunu yanınıza alın. Nedir bu? Piro, fena da değil markası ya. Delirdin mi sen? Hepimizi havaya mı uçuracaksın? Pirosunu yakıyordum. O
O püro değil, burayı berhava edecek güçte bir dinamit. Dinamit ha? Büroyu sıkışınca içecek, daha doğrusu karşı taraf ajanlarına ikram edeceksiniz. İkram etmeyi tercih ederim. Bu da bir tabanca. Kullanmaya mecbur olmamanı temenni ederim delikanlı. Artık oyun bitti baylar. Yarın oteldeki işiniz bir vatan vazifesidir. Geldiler, arabadan indiler. Şüpheli iki kişi. Fötr şapkalı adamla siyah elbiseli, ardından içeri girdiler. İçeri girdiler. Asansöre doğru ilerliyorlar. Çok güzel otelmiş. Öyledir. Şuradan bu asansörle çıkarsanız daha rahattır. Gazeteci misiniz siz de? Evet. Buyurun. Servis asansörüne bindirdiler. Heyecandan nefesim kesilecek neredeyse. Belki fotoğraf çekerken lazım olur diye sırtımdakilerden başka şeyler de getirdim. Öyle mi? Bu da şapka çantam. Niye durduk birdenbire? Sakin olun. Çok sakin olun ve sakın bir hareket yapmayın. Baylar gazeteci değil. Peki ya neler? Sadece düşmanız. Ne komik değil mi? Düşmanmışlar. Şunu kenara çeksenize kuzum, şeytan falan doldurur da. Şeytana lüzum yok, zaten doludur. Yalancı. Tutar mısınız şunları? Teşekkür ederim, zahmet oldu. Gene görüşeceğiz bebeğim. Alt kata indirildi. Adamlar ortadan kayboldular. Araştırma devam ediyor. Kapa! Herifler planlı çalışıyorlar. Tayfur da ortalarda yok. Onu da kaçırmış olmasınlar diye endişe ediyorum. Oyunun sonu mühim. Ne plan yaparlarsa yapsınlar, sonunda gene biz kazanacağız. Hoş geldiniz. Karım nerede? Kimsiniz siz? Merak etme, emniyette. Artık sualleri ben soracağım Orhan Bey. Ben Feza Kulüp'te şantözlük maskesi altında Orta Doğu NATO üsleriyle alakalı planımızı tatbik edecek teşkilatın şefi Nadia'yım. İşte başımıza gelen belaların kaynağı. Boş gevezelik istemez. Bir sorunca cevap vereceksin. Bağlayın şunu. (Gülüyor)
Bu serseme doğru konuşması için iğne yaptık ama dozu az geldi. Bir iğne daha yapacağız. Allah! Konuş! Doğruyu, sadece doğruyu söyle! Doğruyu söyle! Doğrusu, ben sadece havaiyatçı bir serseriyim. Arkadaşım Orhan, karısına aşık bir öğretmen. Şu küçük hanımı aldatmak için rafiyecilik oynadık. Ne? Demek beni aldattınız. Hepsi oyun, hepsi düzendi demek. Ben de aptal gibi sizi kendi elimle... Oğlum! Orhan! Orhan seni hiç affetmeyeceğim, hiç, hiç! Karımın emniyette olduğunu görmeden ne yapsanız, öldürseniz gene de tek kelime alamazsınız ağzımdan. Söz veriyorum. Karınız emniyette. Nerede? Boğaz'daki yazlık köşkümde. Ve ben bu gece Feza Kulüp'te son şarkıcı rolümü oynadıktan sonra... planımızı tatbik edip, gitmeden önce onu sana sağ olarak bırakacağım. Planınız bu mu? Evet. Gümüşdere'deki tekstil fabrikası, dokuma tezgahları, aslında gizledikleri hidrojen güçleri ve elektronik beyin dairesiyle Orta Doğu NATO üslerini bir anda uçuracak güçtedir. Peki, öyleyse karımla benden ne istiyorsunuz? Teşkilatınız tarafından elektronik beyin merkezimizde biliniyor mu? Bilinmemiş olsa bile şimdi biliniyor. Çünkü siz söylediniz, öğrenmiş olduk. Ölüler ve ölüme mahkum kişilerin bildikleri bir şey fark etmez. Ne yazık ki öyle, evet. Madem öleceğim, madem kurtuluş yolu yok, bir bildiğim varsa bile niye söyleyeyim? Güzel karınıza kurtuluş imkanı sağlamak için söyleyeceksiniz. O şimdi nefis manzaralı köşkte sizin vereceğiniz idam veya kurtuluş kararını bekliyor. Arkadaşınız da yanında. Beni aptal yerine korsunuz ha? Bir de enayi gibi sizleri kendi elimle şırfıntılarla dolaşasınız diye yolladım. Bunun altında kalmayacağım, görürsünüz. Çok pahalıya ödeyeceksiniz bunu. Ne pahalısı be yenge, hayatımızla ödeyeceğiz. Yaptığım yine bir tabur askere tesir ederdi. Hala yalan söyleyip bizi kandırmak için numara yapıyorlar. Çok iyi yetiştirilmişler, iradeleri psikolojik talimle sertleştirilmiş. İnadı bırakın artık, davayı kaybettiniz. Şu anda kocanız bülbül gibi konuşup bildiklerini anlatıyor. Laf! Hepiniz yakalanacaksınız. Siz sahici Milli Emniyet Şefi Hulusi Bey'i tanımıyorsunuz. Hiçbiri bir şey yapamayacak. Çünkü 3 saat kaldı. Ne? Atom üslerinin uçurulmasına, bu bina, bizim merkezler, her şey uçacak. Saat tam 4'te. Ve saat 1. Peki siz ne olacaksınız? Uçacağız. Uçacağız, uçacağız ama helikopterle. Bildiklerinizi söylerseniz sizi de alırız yanımıza. Thank you.
300'e git. Bu uçak değil. 300 dedim. Çok vakit kaybettik. Yetişiriz. Herif yarış arabasında be. O uçuyor. Hızla. Sağdan, hem de derhal. Evet, hem de çabuk. Hadi be! Kamyonumu babanın taksisi mi zannettin? Sağdan yürümek istiyorsan in aşağı yürü! Sağdan dedik, çabuk, çabuk! Durma! Hadi çabuk! Kökle dedim! Kökle! Kökle gazı! Daha çabuk kökle! Ne durdun gazla? Yoksa ateş ederim! Parmağınla mı sizim he? Sen... Defol yoksa bir levye korum kafana, boylarsın eksek cennetini! Defol hadi! Aman be! Senin kamyonuna mı kaldık? Thank you.
Tehlikeli iş yaptık. O çocukları yollamak doğru değildi. Başlarına bir bela gelmesinden korkuyorum. Asla! Onları niye kaçıracaklar? Konuşturmak için. Konuşacakları ne var? Hiç! Konuşmayınca da konuşturup ağızlarından laf alana kadar beklerler. O sırada biz de uyumuyoruz ya. Yakalanmaları an meselesi. Çıkarmadan yürü! Yok mu? Hayır! Her tarafı aradık şef! Uçmadı ya bu namussuz! Telaşlanmayın şef! Bütün kapılar, otelin bütün yolları tutuldu! Bir yere kaçamaz! Arayın! Bu ne biçim çamaşır be? Amma dağırmış! Aç da bakalım şuna! Maalesef her şeye rağmen elimizden kaçırdık. Allah kahretsin sizi! Yaşa! O kadar sevinme güzelim! Şüpheli bir şey var mı? Bütün hazırlıklar tamam mı? Her şey hazır. Güzel! Nöbetçilere söyleyin dikkatli olsunlar. Sevgiliniz geldiğinde... Sevgilim değil, kocam! Lüzumsuz gevezelik edeceğinize bildiklerinizi söyleyin. Uçmanıza yarım saat kaldı. Hoş geldiniz bayım! Kapıdan girmek daha kolay değil miydi? Eller yukarı! Seni yakaladığım için madalya verecekler. Tabutuna takarsın. Ne oldu?
Senin ardından çık ateş ederim. Çek, basıyorum tetiğe. Durun, durun! Canlı isterim! Küçükmüş. Gene karşılaştık. Bizi hep iyi uğraştırdınız ama artık bitti. Biz galip geldik. Artık son duanızı edebilirsiniz. Haklısınız. Siz kazandınız. Götürün. Bir dakika. Bir dakika müsaade edin. Bir dakika. Malum ya tiryakilik. Bir piro içmeme müsaade edersiniz herhalde. Öyle değil mi? Tabii içebilirsin. Yakıver şunu. Bana dokun, sen içi ver. Evet. Hepsini yakaladınız mı? Tamam. Atom merkezindeki dinamitler bertaraf edildi demek. Güzel. Buradalar. Evet. Güle güle. Tebrik ederim aziz meslektaşım. Harika bir başarıydı bu. Kocamın ayağına bir nokta daha korlar mı acaba? Artık emekliye sevk edecekler beni Filiz'im mi? Böyle mükemmel ajanı kim bırakır dostum? Derhal Orta Doğu'ya gönderileceksin. Ama Filiz kızım, bu sefer sır. Kimseye söylemeyeceksiniz. Siz de mi bu yalancılara uydunuz? Yoksa inandım mı sanıyorsunuz? Bir ara kocamdan şüphe etmiştim numara yapıyor diye. Halbuki o dünyanın en büyük kafiyesi. Yolun açık olsun sevgilim! Yapma!
Ha 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 ha